Sevgili izleyiciler, sinüzitü konuşacağız tüm yönleriyle. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilaver Özturan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey et. atvavrupa.tv adresinden bizlere mail atabilirsiniz. Telefon numaramız 0533 096 72 73. Ee, i̇sterseniz Facebook ya da Twitter yoluyla da arkadaşlarımız şu anda ekrana getiriyorlar. Gene bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Sinüzit içinde bulunduğumuz, öncelikle şunu sorayım. Mevsim itibariyle sinüzite bağlı yakınmalar fazlalaşıyor mu? Ee, tabii kapalı ortamın daha çok paylaşıldığı dönemde sinüzit şikayetleri daha artıyor. Hı hı. Çocuklar tabii özellikle şey portör olarak okuldan taşıyorlar enfeksiyon kaynağı yani bir burun enfeksiyonunun başlanması, alevlendirmesi kronik sinüste zemin hazırlıyor ya da sinüslerin ataklarının yeniden canlanmasına sebep oluyor. Peki sinüzit nasıl bir hastalıktır? Bize e, tanımlar mısınız? Kafa tasındaki boşluklar var. Yani kafamız çünkü komple kemik değil. Yani bir beyin boşluğu var. Yüzümüzde boşluklardan oluşuyor. Yani yanağımızda maksilla dediğimiz sinüs boşluğu var. Alında var. Gözlerin arasında var. Ya ee, anlattığım gibi bu kafa tasının içinde muhtelif boşluklar var ve bu boşlukların içinde örtü var. Bu örtü iltihaplandığında, bir şekilde şiştiğinde sinüsün drenajının önüne geçiyor. Yani sinüs kendi salgısını atmamaya başlıyor. Atamayınca sinüsün içinde birikiyor. Bu iki tane akıbet bekliyor. Ya enfekte olacak, Hı -hı. akut bir sinüs tecmesi olacak. Ya sinsi sinsi ilerleyecek ve polipleşip burun içinden sarkacak şekilde, üzüm taneleri gibi salkım gibi bunun içini taşıyacak ve bir takım şeyleri hayati bölgeleri evet. kapatacağı için ortaya çıkan hastalıkların tablosuna tümünü akut ya da kronik sinüzit diyoruz. Yaygın olan daha çok hangisidir? Akut sinüzit. Yaygın yani. olan akut tabii. Yani geçirdiğimiz evet. her gripal enfeksiyon, geçirdiğimiz her üst solunum enfeksiyon, her nezle aslında bir sinüzit hatadır. Ee, kim bazı insanlar ben sinüzit geçirmedim diyor. Dü dünyada sinüzit geçirmeyen kimse yoktur. Herkes sinüzit geçirir ama önemli olan o akut hecmenin bittiği dönemde bu hastalığın düzelip düzelmediği. Eğer üst solunum enfeksiyonu geçti, gripal bir şey geçirdi. Zaten telefonda konuşurken anlarız aslında bir sinüzit olduğunu, kaç tarafın sesi donuksa, o sesin rezonansı kaybolmuşsa, ses daha boğuksa, hatta kişi hı hı. kendi sesini tanımıyorsa bu bir sinüzit habercisidir. Ama bu olur, 3 gün beş gün içinde geçer giderse biz bunu sinüzit bile demeyiz. İşte ayakta geçiyor, ayakta geçiyor. Şey. Zaten sinüzitin tanımı da değişti artık. Yani. Eskiden biz burun iltihabına rinit, sinüsle sinüzit derdik. Artık tanım değişti tamamen rinosinüzit diyoruz. Yani burnu ve sinüs boşluğunun tümünü aynı isim altında, aynı çatı altında toplamaya başladık. Hı hı. Dolayısıyla burun içindeki iltihaplar, hani burnumuz akar, burnumuz şişer, gözlerimiz sulanır. O dönemde bile aslında akut bir rinosinüzit geçirmekteyiz. Peki şimdi bu dediğiniz nezleyle soğuk algınlığının, ...belirtileriyle birlikte sinüzit'i tanımlıyorsunuz. Sinüzit'in başka ne tür yakınmaları vardır? Akut ya da kronik oluşuna göre değişir mi belirtiler? Akut belirtiler çok bütün hastalıktan akut dönemi gibidir. Yani yüksek ateş vardır, baş ağrısı vardır, dolgunluk vardır. E, baş ağrısı mesela deyince insanlar hemen tamam benim sinüzitim var diyor. Aslında bizim bahsettiğimiz sinüzitte baş ağrısı yoktur. Yani e, biraz sonra anlatacağımız kronik sinüzitte... Olay baş ağrısı değildir, olay yüz ağrısıdır. Hangi bölgede, hangi bölgede soran ağrısı vardır? Eğer frontal sinüzitte iltihap varsa, sinüslerde iltihap varsa hasta bize böyle gelir. Doktor Hı -hı. bey buram ağrıyor der ya da yanakta dolgunluk da gelir. Ya da gözlerin arasında bir dolgunluk tarif eder. Hı -hı. Ama şiddetli yaygın bir baş ağrısı tarif ediyorsa sinüzit aslında zayıf ihtimalden biridir. Hı -hı. Başka ne belirtiler verir? Sinsi belirtiler verir. Nedir? bunlar? burun gerisine akıntı yapabilir. Burun gerisine renkli akıntı. Çocuklarda, çocuklarda renkli kötü kokulu akıntılar yapabilir. Bazen tek taraflı olabilir. Tek taraflı olduğu zaman ailenin çok uyanık olması gerekiyor. Çünkü tek taraflı renkli akıntıda bizim aklımıza ilk gelen şey yabancı cisimdir. Çünkü çocuklar elinde ne varsa küçük boncuk, silgi, kağıt, gazete parçası buruna tıkmaya meyillidir. Buruna tıkıyor kaldıktan sonra enfeksiyon oluşmaya başlar. Bu buna bağlı eşlik edecek olan da mutlaka sinüzittir. Tek taraflıysa mutlaka yabancı aklımıza gelmeli. Başka ne belirtiler verir? Koku alamaz. Yani hastalar biz sorarız bazen koku alıyor musunuz diye? Almıyorum der. Onun sinüzitten olacağını çok fazla ihtimal vermemektedir. Biz aslında koku bölgesine bir şekilde havanın ulaşmadığı durumlarda aklımıza ilk gelen hastalıklardan biri sinüzittir. Hatta biri bize koku alamıyorum diye geldiğinde biz dua ederiz. İnşallah sinüzit çıkar diye. Hı hı. Çünkü sinüzitse bunu tedavi ederiz, koku ve tat almaya başlar. Ama idi idiopatik dediğimiz sebebi bilinmeyen ya da viral sebeple koku sinir harap olmuşsa yine tedbiren biz sinüs tomografisi çektiririz. Etmoid dediğimiz burnun çatısındaki bölgede kalınlaşma olup olmadığına bakarız. Eğer yoksa hastaya kokusunun, koku alma duygusunun tekrar geleceği konusunda çok ümitkar konuşamayız. Çünkü genelde bunlar düzelmiyor. Ama sinüzite bağlı, burun poliplerine bağlı bir koku ve tat alma bozukluğu varsa bu yüzde 90 oranla düzeltilebilir. Peki, çocuklarda sinüzit olabiliyor dediniz sohbetimizin başında. Çocuklarda sinüzitin belirtileri farklı oluyor mu erişkinlere göre? Anneler babalar Nasıl şüphelenip bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına gelmeli? Ee, sıradan bir üst solunum enfeksiyonu olur. 3 gün 5 gün içinde düzeliyorsa sorun yok. Ama bir gripal enfeksiyon geçiriyorsa çocuk ama akıntısı önceleri beyaz sonraları sarı renkli sarı yeşil renkli oluyorsa ve uzuyorsa 15 gün 3 hafta uzuyorsa burada mutlaka bir çocuk doktoruna ya da kulak mazlumuna gitmekte fayda var. Çünkü bu Erişkinden daha farklı. Erişkin gibi ifade edemez aslında çocuksun üstünü. Yani yüzüm ağrıyor, alnım ağrıyor, koku almıyorum, tadalamıyorum gibi şeyler yoktur ortada. Dolayısıyla ailenin yapabileceği yegane şey koyu renkli akıntı varsa burundan ya da genizden aş, ağzın aşına görür aslında badem için arasında koyu yapışkan bir salgı görüyorsa bu bir sinüzit işareti olabilir. Dolayısıyla Koyu dediğinizde rengi kalsın. Jöle şeklinde sarı yeşil renkli akıntı ortaya çıkar. Ee, bunun dışında iştahsızlık varsa çünkü koku ve tat alamazsa e, lezzet ortaya çıkmadığı için çocuktan iştahı da kapanmaktadır. Uzun süreli burun akıntısı varsa, uzun süreli böyle sup febril dediğimiz belli belirsiz ateşi ortaya çıkıyorsa, çocukta akşamüstleri belirgin bir yorgunluk ortaya çıkıyorsa annenin ve hekimin mutlaka aklına sinüzit gelmeli. Gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde sinüzitin nasıl bir önemi vardır? Efendim ben işte nezle alıyorum, genzime akıntı oluyor, koku alamıyorum, tat alamıyorum. Bu kadar basit değildir herhalde değil mi? Değil. Sinüzü tedavi edilmezse daha ciddi problemlere yol açabilir mi? E, açabilir. E, bir defa en basiti sinobronşiyal dediğimiz bir sendrom var. Nedir sinobronşiyal sendrom? Hastalık sinüste, orada polip oluyor. Ona bağlı bir takım e, maddeler salgılanıyor ve astım belirtisi veriyor. Yani... Ee, bizim hastalarımızda vardır yaygın polipleri vardır, asması da vardır. Biz poliplerini tedavi ettiğimizde, cerrahi ya da medikal tedaviyle tedavi ettiğimizde hastanın astımı da rahatlar. Bu çok basit bir şey örnek. Bunun ise sinüsün ciddi kom komşulukları var. Nedir? Gözle sinüs arasında lamina papillacea dediğimiz kağıt kalınlığında bir kemik lamel var. Hı hı. Dolayısıyla etmoid bölgedeki sinüs e materyali çok kolayca göze geçebilir. Bazen bu hastalar bize göz hekimlerinden gelir. Yani gözde komplikasyon çıkmıştır. Gözde kanama olur, göz içinde kızarıklık olur, gözde hareket bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu tip durumlarda göz hekimi e, şüphelendiğinde bir sinüs tomografisi çektirir ve gözle yakın komşulukta olan e, etmoidit dediğimiz tavan burun çatısındaki iltihap ortaya çıkabilir. Bunun dışında koku alma bozukluğu çok ciddi bir komplikasyondur aslında çünkü koku hayatın kendisidir çünkü koku dediğimiz şey aslında tattır aslında bizim ağzımızda tat organı yok sadece acıyı e, tuzlu ayırmak gibi bir şey değil yemeklerin tadını veren aromadır ağzımızda ısırdığımızda aroma yayılıyor ve koku merkezine gidiyor yani biz tad almıyoruz aslında koku alıyoruz dolayısıyla ne yediğini bilmiyorsanız bu tamamen hayatın tadının kaçtığı anlamına gelir bir başka şekilde anlatacak olursam Koku sadece tat değildir, lezzet değildir. Koku aynı zamanda tehlikedir. Eğer siz evinizde bir gazın açık olduğunu koklamıyorsanız hayatınız tehlikededir. Dolayısıyla çok basit dediğimiz şeyler aslında çok ciddi şeyler ortaya çıkartabiliyor. Bunun işte ne yapabilir? Tabii sinüzit sebeplerinden bir tanesi mantardır aslında. İnatçı mantar enfeksiyonları. Burun içindeki Burun mantar. Burun içinde mantar, sinüsün evet. içindeki mantar. Buna bağlı ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü komşuluğu çok kötü bir bölge beyinle çok yakın iştirak var. Tabi bunu söylerken insanların aklına bu kalıyor. Biz bunları artık çok az görüyoruz. Kulak gibi yani. Benim e, asistanlığımın başında bir ciddi kulak komplikasyonları görürdük. Ama ne oldu? Antibiyotik kullanımı, doktor müracaatlarının ziyaretlerinin daha çok artmasını artık o boyuta gelmiyor. sinüste öyle. Çünkü inatçı bir sinüste anne ya da baba ya da biri alıyor, bir uygun antibiyotik veriyor, bir burun damlası veriyor. Ve yaygın çok kronik hale getirmeden bu iş tedavi etme şansı oluyor. Ama bunu aklımızdan çıkartmamalıyız ki kulak sinüslerde sinüzit tedavi edilmezse uzun süreli tedavi edilmezse diyeyim e, ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Peki. Beyin hapsesi olabilir. Hı hı. Yani bu yüzden hani e, insanların ihmal etmeden daha her ne kadar son yıllarda artsa da doktora başvuru oranları e, ertelenmek gerekiyor. Sizin aldığımız meseleye göre evet. Tedaviyi kısa sürede yapmamak gerekiyor. Yani bir hafta yaparım Hı. tedavi, rahatlarım, bırakırım. Böyle yapmamak lazım. Şimdi, Olayın tamamen bitinceye kadar tedavi takip etmek gerekiyor. Tedaviye faydalı. geleceğim. Birkaç risk faktörünü sormak istiyorum. Burun kemiğindeki eğrilikler ya da bir kişinin e, bademci, geniz eti e, varsa bunlar da problem yaratabilir misiniz açısından? Deviyasyon eğer ileri boyutta ise yani sinüsün ağzını kapatacak boyutta ise ve bu tarafta çok ciddi burun etlerinde büyüme varsa bu sinüs direnajını bozacağı için e, problem çıkartabilir ama genelde deviyasyon tek başına deviyasyon burun eti çok nadiren sinüs sebebidir. Ama çevresel faktörlerin başına sigara var tabi. Yani çok büyük bir şey aramaya gerek yok. Sigara tek başına Sinüzit yapabilecek sebeplerden biridir. Niye? Çünkü burun içinde titrek tüyler var. Buna silya diyoruz. Sigara içmek mi? Pasif içici Pasif olsanız içim, fark da etmiyor. dumana maruz kalsanız Tabii, aynı şey. Bu titrek tüyler felç oluyor sigara evet. dumanıyla. Dolayısıyla burun kendi temizliğini yapamıyor. Ne yapıyor? Partiküller burun içinde birikmeye başlıyor. Ve bu da sinüs trenajını bozuyor. Peşinden kronik enfeksiyona eşlik ediyor. Çok iyi hatırlattınız aslında. Geniz eti çocuklarda olan geniz eti sinüzit için zemin hazırlayabilir. Niye? Çünkü çok büyük geniz eti burun arkasını kapatacağı için burun florasında bakterilerin daha çok üremesini sağlayabiliyor. Ve buna bağlı e, sinüzit ortaya çıkabilir. Bazen çocuk sinüzitlerinde sadece geniz etini almakla bile çok ciddi mesafe kat edebiliyoruz. E, ama yine en büyük sebeplerden biri mutlaka alerji. Yani burun içindeki alerjiler kronik sinüzit için en bilinen sebeplerden biri. Şimdi tedaviye gelelim. Tedavi kalıcı olarak yapılmalı dediniz. Şimdi sinüzit tedavisinde ne gibi yöntemler var? Sinüzitin akut ya da kronik oluşuna göre ya da altta yatan faktöre göre tedaviye yaklaşım nasıl değişiyor? Şimdi öncelikle tanı önemli. Tanıda inatçı ve medikal tedaviye cevap vermiyorsa, yani burun damlalarına uygun antibiyotik <laughs> cevap vermiyorsa ve endoskopik muayenede bir sinüsün ağzından pürülen bir akıntı görüyorsak. Tedavimize rağmen düzelmiyorsa mutlaka bilgisayarlı sinüs tomografisi istiyoruz. Niye bunu belirtiyorum? Hastayken çekilmesin diye belirtiyorum. Çok basit bir gripte bile bilgisayarlı sinüs tomografisi çekersek bütün sinüslerimiz dolu görünür. Maalesef bu hem tanıda hem tedavide yanlış adımlara sebep oluyor. Tekrar altını çiziyorum. İnatçı tedaviyle düzelmeyen vakalarda sinüs tomografisi öneriyoruz niye öneriyoruz sinüsün drenajını bozan anatomik bozukluklar olup olmadığına bakmak için veya orayı kapatan polip olup olmadığına bakmak için. Peşinden mutlaka uygun tedavi yapıyoruz, sebebi bulmaya çalışıyoruz. Son yıllarda bildiğimiz sinüsite sebeplerinin dışında implantlar devreye girmeye başladı. Yani diş hekimine gidiyor, implant yaptırıyor ya da implantı orada tutturmak için sinüs lifting yapılıyor. Bunlar son zamanlarda çok görmeye başladık. Bunun komplikasyonu olarak ciddi sinüzit vakalarına rastlıyoruz. İyi yapılmadığı için mi? Doğru Hayır, yapılmadığı iyi, için. Hayır, iyiden çok bu olabilecek bir şey. Olabilecek Çünkü bir şey. herkesin başına gelebilir. Yani e, sinüs lifting yapıldığında ya da implant yapıldığında bırakın implantı bazen sadece masum bir diş çekiminden sonra bile sinüzit olabiliyor. Buna biz odontajenik sinüzit diyoruz. Eğer sebebi belirlemişseniz bu diş kökenli demişseniz mutlaka ona te yönelik tedavi yapmak zorundasınız. Farkındaysanız Sinüzit tek başına bir hastalık değil. Bunu tetikleyen sebepler var. Bunlarla mücadele etmek zorundayız. Dişse dişle, sinüsün ağzını kapatan hastalık varsa onunla, alerji varsa alerjen faktörlerle ve olabildiği kadar amiyazsız çözümle. Ama ilaç tedavisine cevap vermiyorsa o zaman mutlaka endoskopik sinüs cerrahisi devreye giriyor. Nedir bu? Ucunda minik kamera olan, ışıklı bir sistem, incecik bir sistem. Bundan giriyoruz sinüsün doğal kanalını Burundan mı giriyorsunuz? Burundan giriyoruz evet. hiçbir yeri kesmeden. Hı -hı. Orada bal peteği şekli hücreler var. Kovan gibi yani. Biz onların tümünü minik aletlerine birleştirip onun tümünün bir boşluk haline gelmesini sağlıyoruz. Bu arada sinüslerin doğal kanallarını da genişletip drenaj sağlıyoruz. Daha önceki e, sinüs anlatımdan da hep bu örneği kullanmışımdır. Sinüzit bir dere yatağı gibi düşünün derim. Hı -hı. Bir dere yatağı aktığı zaman tertemiz akar. Ne zaman o derenin yatağına kocaman bir kaya yerleştirirseniz kayanın etrafında çamur tutmaya, yosun tutmaya başlar. Orada yapacağınız iki şey var. Ya her gün gideceksiniz yosunu, çamuru temizleyeceksiniz hı hı. ya da bir aletle gelip o kayayı oradan alıp dere yatağının kendi başına akmasını sağlayacaksınız. Kalıcı de, çözüm dediğiniz budur, budur herhalde. Tabi. Evet. Ne yapıyoruz? Sinüsün drenajını sağlıyoruz. Sinüsün içinde salgının birikmemesini sağlıyoruz. Ne yapıyor? Sinüs kendi kendini boşaltıyor örtüsünü kazımıyoruz. O örtüyü gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi halk arasında bir şey vardı. Sinüs ameliyatı bir işe yaramaz gibi bir kanı vardı. Son derece doğru bir kanıydı bu. Çünkü eskiden diş etinin üstünden girilir, sinüsün içi kazınırdı. Buruna da bir pencere açılırdı ve buradan boşalması beklenirdi. Hastalık burada değil aslında. Hastalık gözlerin orasındaki bölgede. Ne yapıyoruz? Oraya gidemiyorduk. Teknoloji buna o izin vermiyordu. Ama endoskoplar sayesinde, kameralar sayesinde Artık o bölgeyi çok güvenli görebiliyoruz. Niye güvenli diyorum? Çünkü hemen kenarında göz var. Hemen yukarısında beyin var. Bu ameliyatta e, mevcut teknolojiyi kullanarak biz göz komplikasyonlarından ve beyini korumaktan bahsedebiliyoruz. Yoksa eski teknolojiyle öyle girdiğimizde beyine de, göze de hasar vermemek çok güçtü. Dolayısıyla bu teknoloji sayesinde bu hale geldi ve artık sinüs ameliyatları %90-95 oranda başarılıdır. Baş edemediğiniz vakalar var mı? Var. %1 vaka, %2 vakada ne yaparsak yapalım, polipler yeniden yükseliyor, sinüzit yeniden alevleniyor. O tip durumlarda da destek tedavisi uyguluyoruz. Yani oraya topikal tedaviler, kortikosteroidler, mantar varsa mantar yönelik tedaviler uygulayarak hastalığı düzeltmeye çalışıyoruz. İki tarafta da olabiliyor değil mi? Bazen iki tarafa da aynı anda ameliyat yaptığınız oluyor mu? Sinüs cerrahisi genelde... Tek taraflı ise dediğim gibi ya odontojendir yani diş kökenlidir hı hı. ya invert papillom dediğimiz başka bir hastalık vardır ya da yabancı cisim vardır. Mutlaka sinüs sistemik bir hastalık sinüs çünkü. Mutlaka çoğu zaman iki taraflıdır. Aynı anda iki tarafa da uyguluyoruz. İki tarafa da şey koyuyoruz. Genelde de hastalar yatmıyor. Bu hasta konfor açısından ağrılı bir işlem değildir. Ama yattıktan sonra burundan nefes alır. Aynı gün evine gider. Birkaç gün içinde normal hayatına döner bu hastalar. Peki ben çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar sağ diliyorum. Sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de bir programın sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir hafta olsun sizler için. Önümüzdeki hafta Cumartesi ve Pazar aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.